sayıda bilimsel toplantı var ama bu kongreye damgasını vuran en önemli projemiz Avrupa Gastroenterolojisi ile yaptığımız ilişkilerin burada görülmesi. Bu kongrenin önemli bir kongre olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışır bir kongre yaptığımızı düşünerekten sizleri selamlıyoruz. Ben Serhat Boragül, Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanıyım ve aynı zamanda 40. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Başkanıyım. Bu kongre rekorlar kongresi. 1500'den fazla katılımcı, 100. yılda 100 tane firma yeri, 24 tane uydu sempozyum. Bunun yanı sıra biz Avrupa Gastroenteroloji ile ortak yapıyoruz bunu ve Avrupa Gastroenteroloji'den çok önemli bir destek aldık. Bir önce okuduğumuz, yaptığımız gastroenteroloji pratiği o kadar çok değişti ki. Yapılan işlemler, minimal invaziv işlemler tamamen farklı bir alandayız. O yüzden gençlerin işi, bizim zamanımızda işimiz belki biraz daha kolaydı. Ama şimdi hakikaten 2-3 yılda bir müthiş baş döndürücü gelişmeler. Yeni ilaçlar, yeni tedaviler, yeni teşhis olanakları, yeni, yani her şey yeni. Son yıllardaki en kapsamlı kongre olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Katılım da gerçekten çok geniş gibi görünüyor. Gastroenteroloji camiasında konuşulan her şey konuşulacak bir toplantı. Ben Profesör Doktor Murat Kekilli. Ankara Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniği'ndeyim. Kongre çok güzel, katılım çok dolu. Bu sene bizim dernek seçimimiz var. Onun için hemen hemen tüm gastroenterologlar buradalar. Onun için hep beraber olmak çok güzel. Firmamız yerli bir firma öncelikle. İstanbul'da 20 bin metrekarelik bir fabrikamız var. Genel olarak A'dan Z'yi dezenfektan üreten ve aynı zamanda endoskopi yıkama cihazı ve saklama dolabı da üreten bir firma. Entegre bir sistem sunuyoruz aslında. Gastroenterolojinin önemli firmalarından bir tanesi Ferring. Gastroenterolojiye bizim aktif olarak çalıştığımız 3 tane ilacımız var. Üçü de Türkiye'deki pazar için çok önemli ilaçlar. Bu sene UGH'a Hepazek, Rabiza, Panoser ve Asitpas'ta katıldık. Bunun için çok mutluyuz. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum.